Onun yanına gideyim şirkete. Bir yemek yeriz. Canı sıkkındı çünkü aklım onda kaldı. Niye? Neyi var ki? Canı sıkkın işte. Tamam git kızım ya. Bırak Allah aşkına. Hem çıkışta da bir yemek falan bir şeyler yaparsınız. Şöyle giyin süsler. Evet evet, o zaman üstümü değiştireyim ben, çıkıyorum. Keyfine bak. Keyfine bak. Gıt 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 gıt. Gıt 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 gıt. Yok Hikmet Hanım. Uykusu var galiba. Çok şey yapmayın, uyandırmayın onu. Efendim daha yeni uyandı. Oo, ancak gece uyur o. İlahi çok komiksiniz. Ayol bunlar olur da günde 17-18 saat uyuyor ya Hikmet Hanım. Öyle mi efendim? Evet. Hiç şaka yapıyordum efendim ben size. Hani ne diyorlar? Şey değil mi böyle, uyusun da büyüsün değil mi? Aa. Aa Şadi Bey. Efendim? Yanlış mı görüyorum? Songül Hanım nasılsınız? Merhaba Songül Hanım, nasılsınız? Ay çok şaşırdım, bu ne güzel sürpriz. Ya ben bizim çocuklara bir şey alırken Emir'e de ufak bir hediye aldım, onu bırakayım dedim. Ay ne kadar zarifsiniz, ne zahmet ettiniz Şadi Bey. Hikmet Hanım. Efendim? Hikmet Hanım, Şadi Bey geldi, akrabamız. Hikmet Hanım, yeni dadımız. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum efendim. Ben böyle habersiz geldim ama rahatsız etmedim herhalde. Ay estağfurullah, olur mu? Buyurun, ne içersiniz? Bir kahve içerim. Ben yapayım efendim kahvelerinizi. Sade olsun benimki. Efendim? Sade. Tabii efendim. Maşallah, ne kadar büyümüş. Çok değil mi? Düşünün sizde iki tane olacak. Emir. Ay ne yapacağım ben şimdi ya? Ya beni tanırsa? Ay bittim ben, bittim. Tabii tabii, şimdi adamı bu kadar boşlarsam can sıkıntısından kendini buraya atar. Pardon, ben bir şey olabilir miyim? Tabii efendim. Buyurun efendim. Elleriniz ne kadar yumuşak. Efendim ne yapıyorsunuz? Tabii benim yaşımdaki bir kadına göre yumuşak sayılır. Niye? Bence o kadar yaşlı değilsiniz. Yani yaşlı sayılırım. Elimi alabilir miyim? Kendinize haksızlık etmeyin. Bence gayet genç ve güzelsiniz. Anladım. Anladım. Siz ben üzülmeyeyim diye kibarlığınızdan böyle söylüyorsunuz değil mi? Çünkü ben sizin annenizin yaşındayım beyefendi. Yok, bir kere annemden zaten daha gençsiniz. Ama siz eşimden bile daha genç gösteriyorsunuz. Evlisiniz demek. Yakında boşanacağım. Ya. Neden boşanacaksınız? Çünkü karım o kadar kötü, o kadar fitne fücürcü, o kadar dalavereci, o kadar entrikacı bir kadın ki. Neyse şimdi böyle kötü kadınlardan bahsetmeyelim. Değil mi? Güzel şeylerden bahsedelim. Mesela sizden. Yazıklar olsun sana Şadi. Siz bekarsınız sanırım. Evet. Evet ve evlenmeyi de asla düşünmüyorum. Ben de boşandıktan sonra bir daha evlenmeyi düşünmüyorum. Ya. Gönlümce aşk yaşayacağım. Bardağınızı alabilir miyim? Hikmet Hanım. O kadar güzelsiniz ki size ilk görüşte aşık oldum. Ya da adam sanırsın. Yazık. Ay hiç beklemezdim. Hiç. İyi misiniz Songül Hanım? Değilim.
Hikmet Hanım siz burada hiç durmayın. Bebeği bir an evvel alın, üstünü değiştirin, uyusun yukarıda. Tabii efendim. Ay bu Şadi kesin kafayı yedi. Hani ne yapmaya çalışıyor bu böyle? İyi baktınız mı? Efendim? Doya doya baktınız mı? Ya Şadi Bey. Ya inanamıyorum. Ya olacak şey değil. Neye inanamıyorsunuz Songül Hanım? Şadi Bey, anneniz yaşında bir kadın benim evimde, yani affedersiniz, ay kadını yani, ay diyemiyorum, dilim varmıyor yani. Songül Hanım, hiç sandığınız gibi değil. Ne sandığım gibi değil? Gördüm, gözlerimle gördüm işte. Gördünüz, gördünüz. Her şey gerçek ama kişiler aslında sandığınız kişiler değil. Bir karışık biraz yani. Hikmet Hanım. Ayol çatlatacak mısınız beni? Songül Hanım. Hikmet Hanım aslında zaten Betül. Evet. Betül, karım. Karım. Aa! Sakin, yalvar, sakin. Burnun ağzını oynadınız mı? Burun takmış, peruk takmış. Aslında Betül. Ya, ay ben onu düşündüm. Ben onu çok özür dilerim sizi kırdınız ama ben onu boğarım. Ben bir plan yaptım. Ona gününü göstereceğim. Ama şimdi anlamaması lazım. Lütfen sakin olun. Oh, inanamıyorum ya. Bu kadın hasta. Yazık size, bu kadın çok tehlikeli. Ama ben biraz hissettim biliyor musunuz? Şöyle bir acaba mı dedim ama hani insanlar çift çift yaratılmıştı falan derler. Şoktayım ben. Songül Hanım, ben yine ailem adına sizden çok özür dilerim. Ama ona öyle bir ders vereceğim ki bir daha hiçbir şey yapamayacak. Yapın, arkanızdayım. Yani benim esprilerime de bir tek siz gülüyorsunuz. Ne olur haksızlık etmeyin kendinize, olur mu canım? Yok, demek istediğim yani zaten mizah zeka gerektirir. O zekada herkeste yok tabii. Doğru. Siz şanslısınız. Betül Hanım'ın hep kafası başka şeylere erdiği için tabii sizin esprilerinize ayak uyduramıyor. Ama ben çok sıkıldım. Gerçekten. Öyle mi? Benim artık burama kadar geldi. Ben torunların doğmasını bekliyorum. Ondan sonra çat diye boşanacağım. Aa! Evet. Hayırlı olsun. Aynen. Ay tabii canım, ne yapacaksınız? Laf aramızda taş olsa çatlardı. Sizde de ne sabır varmış Şadi Beyciğim ya. Ayrıca gençsiniz, daha yakışıklısınız daha. Oo! Laboramızda elinizi sallasanız ellisi. Tabii canım. Bugüne kadar yüzüm gülmedi. Bundan sonra kahkahalar atacak inşallah. Ay inşallah. Çok arzu ederim. Siz güldürürsünüz insanı. Efendim, paşamız uyudu. Oturma. Efendim? Bak bunlar yanlış gelmiş. Bu siyah beyaz, siyah beyaz olacaktı bu sıra. Bir de çaylarımızı bir değiştiriver. Niye siyah beyaz, siyah beyaz? O ne öyle? Daha neler yapacağız biz sana? Bakayım. Al bırak, bırakın, bırakın Allah aşkına. Bu zift gibi. Bunu değiştir, aç bunu. Çok koyu, çok. Tabii efendim. Allah Allah. Ay nasıl şimdi bakalım? Çok özür dilerim. Ay çok özür dilerim ama yani. Ay ne bu böyle, Allah aşkına bir çay yapmayı beceremiyor musunuz? Buz gibi, buz gibi. Biliyor musunuz? Betül de böyledir. Hiç beceremez çay yapmasını. Yok artık, abartıyorsunuz iyice. Aa. Vallahi. Ay Allah aşkına boşayın bir an evvel. Ay boşayın gitsin Allah aşkına. Ben anlamıyorum, bu kadar zarif insanlar, bu kadar karizmatik erkekler böyle bu kadınları, bu beceriksizleri buluyor.
İnanılır bir şey değil. Ben de şunu hiç anlamıyorum. Yani sizin gibi böyle değerli ve güzel bir kadın nasıl hala bekar? Kader. Sen laf mı dinliyorsun? Al al şunları al, bekliyoruz değiştirelim diye. Bayılıyorsun laf dinlemeye. Kemal Paşa yapayım mı size? Aa, yapabiliyor musunuz? Ay yaptım da yani sunabilir miyim diyecektim. Ay ne kadar marifetlisiniz gerçekten. Ay ne marifeti, ana herkes yapar. Aa, Betül yapamaz mesela. Yok artık. Vallahi yapamaz. Ciddi mi? Beni güldürmek için mi söylüyorsunuz? Hayır, beceremez. Kemal Paşa'yı becerem. Ay çok alemsiniz. Ayol siz neler çekmişsiniz. Boşayın. Boşayın. Gitsin Allah aşkına. Ben bir şey söyleyeyim mi? Sonra yılların nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz bir de. Yolun başındayken boşanıverin. Hay başkasını alın Allah aşkınıza. İşte. Hızlandırayım ben işlemleri. Evet. Zaten öyle bir kararlılık gördüm gözünüzde. Var var. Aa. Sağ ol. Size her şey en layık ya. Teşekkür ederim. Nedir bizi dinliyorsun? Niye dinliyorsun? Çayları bekliyoruz. Tabii efendim, getiriyorum. Yazıklar olsun sana Şadi. En az Betül kadar beceriksiz. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetim.